arkadaşlar. Teknik kısmı tabi detayını anlatmadan önce şimdi öncelikle ilk etapta teknik resim kurallarına göre görünü çıkarma, gerekli kesit varsa kesit alma işlemlerini göreceğiz arkadaşlar. O yüzden de buraya birkaç tane resim attım. Biri silindirik bir parça. Ondan sonra detaylandıracağım arkadaşlar. İkincisi arkadaşlar yine bir silindirik bir parçamın yine bir kesit veya işte düz nasıl alınacak ona bakacağız. Sonra şöyle bir parçam var. Şöyle biraz zor olan bir parçamın görünüşünü çıkarmak var. Ve arkadaşlar montaj olan bir parçanın teknik ismi veya teknik olan bir parçanın teknik ismi değil de bunun üzerinde herhangi bir parçanın efendim teknik ismi almak nasıl yapacağız. Daha sonra antet nasıl düzenlenir? İşte onların detayları ne yapacağız arkadaşlar? Gireceğiz. Öncelikle şöyle bir parçamızı alalım arkadaşlar. Şimdi eğer şu deliklerimiz çevresinde 3 tane olduğu için hani belki resim kurallarına göre hocam 2 görünüşte mi yapacağız, 3 mü görünüşte yapacağız? Onu belirleyelim. Şimdi bir, ön görünüşünü belirlersek arkadaşlar genel bir kuralı söyleyeyim size. Genel kural şudur. Ön görünüş veya işte ön görünüşü belirken silindir yüzeylerin yani dairelerin bol olduğu görünüş. Yani bu görünüş ön görünüş olma ihtimali çok zayıf arkadaşlar. O yüzden hani yapmayın demiyorum. Parçaya anlaşılması hususunda bunun diğer görünüşü yani şu görünüş daha ön olabilir veya anlamına gelebilir şey yapabilir ama şu ön görünüş olmamalı çok zayıf. O yüzden daire olarak çok gördüğünüz işte radyuslar olabilir, daireler olabilir, bilmem neler olabilir. Bu daireli olan görünüşü mümkünse ikinci görünüş yani bu ne olabilir? Sol yan olabilir, üst olabilir. Bunu tercih etmenize fayda var diye düşünüyorum. O yüzden bunu önden görünüş bu da olabilir arkadaşlar. Önden görünüş bu da olabilir. Bunu buradan belirleyerek arkadaşlar mesela şunu yapalım. Üstten görünüşüne kesit alabilir. O şekilde düşünüyorum. Bunu aldım. Sonra dedim ki bunu ön görünüşünü değiştiriyorum. İşte ön görünüşü dedim ki kardeşim sen ön görünüş ol dedim. Ön görünüşe gel. Ve bunu saklıyorum. Yani saklamadan teknik resime giriş yapmaz arkadaşlar. Ne deriz buraya? Teknik resime giriş deriz. Yani teknik resim deriz. Böylece hani şeyde saklıyordu ya gittiğimiz yerde orada not olarak düşürdük arkadaşlar. Şimdi teknik resme girmenin iki yöntemi var. Birincisi arkadaşlar siz dizaynın altındaki ki buraya tercih etmenizi öneririm. Biri buradan girebiliyorsunuz. Öbürküsünü de arkadaşlar yine New Drawing modunun altında From Design'de bir komutumuz var. Bu komuttan da girebilirsin. Herkes de aynı yere çıkar. Şimdi burası tabii geldiğinde şunu söylüyor size. Ya bir montaj olabilir. Full montaj parçaların hepsini mi istiyorsunuz? Yoksa saklanmış olan parçalar olabilir. Sadece görünenleri mi istiyorsunuz? Ya da o montajın üzerinden bir select yapabilirsiniz. Onu mu istiyorsunuz? Bizim burada şu anda tek bir parça olduğu için bu burada kalabilir. Şimdi burada evet yeni bir şey oluşturacağım. Template'in var mı yok mu onu şöyle açayım. Template'in var mı yok mu? Yani template dediğimiz daha önceden bizim kendimiz hazırladığımız bir SolidWorks'te olduğu gibi hazır antetli olan bir şey ki genelde kullanılmıyor. Yani çünkü bizim firmaya veya çalıştığımız işletmeye uygun olmayabiliyor. Ve ben bir defaya mahsus yani A4 için, A3 için, işte A için ne kağıt çıkartıyorsun bir defaya mahsus bir antet oluşturuyorum. Ömür boyu onu kullanabilirim. Onun üzerine efendim çizelinden tutun her türlü parça ismini vesaire şimdi otomatikman doldurma pozisyonu geleceğiz. Bunu anlatacağım arkadaşlar. Buradan onu seçeceğim. Şu anda bir seçimimiz olmadığı için benim daha önce yaptığım şeyler var. Geçen sene onlar olduğu için orada kalıyor. İkincisi ise arkadaşlar açma yani A metodu mu istiyorsunuz? E metodu mu istiyorsunuz? Yani 8. hafta anlatmış olduğum derste yani teknik resim dersinde A metodu ve E metodu neydi arkadaşlar? Biri metrik, biri inç sistemiydi. AŞME yani Amerikalıların kullandığı ve Amerikan Mühendisler Odası'nın kullandığı bir standart arkadaşlar. Bizim gibi A metodudur. ISO ise arkadaşlar E metodudur. Yani bizim kullandığımız birinci bölge. Diğerleri ise üçüncü bölge. Biz birinci bölgeyi E metodu olarak kullanıyoruz. Birim yani inç olarak yani öyle bir şeyimiz olursa onu yaparız. Biz hangi kağıdı açmak istiyorsanız burada da sen söyle kağıdı buradan seçebilirsiniz. Yani hangisini istiyorsunuz. Tabii şu anda benim efendim
şeyi olmadığı için, yani template olmadı, bana burada ilk tercih yaptırmak zor. Template olsaydı zaten direkt ben template açacaktım. O halde işi bilecektim. O yüzden hani template kısmına gelirsem ben şu anda otomatik ben bir antep oluşturmaya ne yaptım arkadaşlar? Giriyorum. Şimdi okey dedim anda yepyeni bir sayfa açıldığını biliyorsun ve ilk ana dönüşü mutlaka şeye getirmek zorunda. Yani buraya getiriyor. Tabii hani bir önceki dersten de tekrar ettim ama şimdi biraz daha detaylı anlatayım. Şimdi kağıdın boyutu eğer bize uygun değilse bunu sonradan da değiştirebiliriz. Veya parçamı biraz büyütmek istiyorum. Daha iyi görsün dersiniz. 2:1 oranında. Şimdi bu ön görünüş mü olacak, üst görünüş mü olacak ki bunu aldığımıza göre, şeyden aldığımıza göre hani şunu söyleyebiliriz. Hocam bu kesit mi alacağım bunu? Efendim yoksa üst görünüşte de siz söyleyin üst görünüşe kesit düzlemi göstererek görünüş mü alacağım? Hiç fark etmez. Siz öncelikle bu ana görünüşü bir yerleştirin arkadaşlar. Bunu zaten ön görünüş olarak biz yaptık. Ve ondan sonra okeyleyin. Şimdi karşınıza şöyle bir parça gelecek. Ha diyeceksiniz ki ben demek bu parçayı ön görünüşü şimdi bende şu çizgiler bu şekilde gözükür iken sizde gözükmemesi normal. Çünkü oraya ayarı söyleyeceğim arkadaşlar. O ayarlar nereden yapılıyor onu söyleyeceğim size. 0-5 ayarları. Ama şu anda ilk etapta beni bu şekilde bir dinleyin. Ondan sonra bu dersin son dakikalarına buralar nasıl değiştiriyor? Hatta şimdi birazdan da bunu anlatabilirim. Şimdi buna ikinci bir görünüşe ihtiyacın var mı? Aslında yok ama kesit alabilmem mutlaka bir görünüşe ihtiyacım var. Bu da üst görünüşü arkadaşlar. İşte o nedenle bakın bunu dik yapmadım. Dik yapsam bu sefer sol yan kesidi alıp buraya yapacağım. Yapabilirim işte önemli değil ama bana kesit yapabilmem için mutlaka ikinci bir görünüş lazım arkadaşlar. Bakın ikinci görünüş geldi ve bitiriyorum şurada. Başka işim yok diyorum. Perspektife bu soruda ihtiyacım yok arkadaşlar. Parça o kadar zor bir şey bir parça değil. Herkes tarafından anlaşılabilen bir parça. Biraz büyümüş değiştirebiliriz birazdan söyleyeceğim size bu kağıt değişimini ama iki kat bu kağıdımıza biraz niye? Çünkü hani bu da lazımsa ki değil. Bakın şunu çarpı işareti koyuyorum ki değil. Ölçülendirmeyle ben bunu halledebilirim ki ben sadece bu konuyu anlatmak için bazı şeyleri anlatabilmek için şu anda bu durumun arkadaşlar. Şimdi sorun bir. Ya ben ön görünüşünü aslında kesit alacağım. Kesit alarak, kesit almamın sebebi ne? Arkadaşlar, kesit iki amaçla alınır. Bir, parçanın efendim, iç yapısını görebilmek. İki, gözükmez parçalar, gözükmez kenarları gösterir duruma getirmek için alınır arkadaşlar. Yani o da nedir? Yani gözükmeze biraz kafa karıştı herhalde. Şöyle, gözükmezlere biz ölçü veremiyoruz ya. Gözükmezlere ölçü verebilmek için biz kesit alırız. Yani her ne kadar içi gözüküyor. Evet ama anlaşılması zor değil ama ben oraya ölçmem lazım. Ama ben biliyorum ki teknik resimde gözükmezler ölçü verilmez. Ha o zaman oraya belirli kesitler kuralı var. Yani nedir bu kesit kuralları? Şöyle hızlı bir şekilde burada söylersem. Bir tam kesit arkadaşlar, iki yarım kesit arkadaşlar. Hatta nelere gösterir onu da söyleyeyim. Tam kesit simetrik olmayan parçalarda gösterir. Yapılır arkadaşlar tam kesit. Kademeli yarım kesit simetrik olan parçalara uygulansın. Bakın yarım kesit. Kademeli kesit, kesit alacağın düzlemin üzerinde alacağın ayrıntılar aynı düzlemde değil de farklı bir açıda veya konumda ise o zaman kademeli kesit alır. 4. Kısma kesit. Kısma kesit her noktada alabilirsiniz ve o parçanın sadece lokal bir yerine kesit alırsınız ki Fizyon 360'da kısma kesit yok. Aramayın arkadaşlar. Yok. İnşallah olacak. 5. Döndürmeli kesit. Yapacağız. Bu da yine silindirik parçada ki tam bizim bu örneğimize tam oturdu arkadaşlar. Misal deri farklı bir açıda, farklı bir konumda. Ben bu delikten de kesit almak istiyorum dediğiniz anda arkadaşlar döndürme kesidi ne yapabilirsiniz burada? Uygulayabilirsiniz. 5 profil kesit diye tabir ettiğimiz kesitler olmak üzere 6 tane farklı kesitleri ne yapabiliriz arkadaşlar? Yapabiliriz. Şimdi buraya baktığımızda bir yarım kesit alabilir miyiz? Evet, yarım kesit bu bir simetrik parça değil. Simetrik parça olmadığı için yarım kesit bu parça biraz hani şöyle söyleyeyim, oransal olarak vurduğumuz zaman döndürme kesit buna ben buradayım diyor. Ha yarım kesit olabilir mi? Olabilir. Simetrik olarak olmamasına rağmen olabilir.
Benim şu deliklerim var ya orada, üç tane küçük deliklerim var ya, şuradaki üç tane küçük deliklerim benim bu yarım kesidi zorluyor. Diyor ki hayır, yapabilir misin, yapamaz mısın? Döndürme kesit daha uygun diyor burada. Çünkü o zaman ben şuradaki şu deliği ölçülendirirken diyeceğim ki 3 çarpı bilmem ne diye ölçüde göstermem lazım. Ha, ona bakarsak o zaman yarım kesit uygulayabiliriz. Şimdi kesit uygulayacaksak arkadaşlar, bunun işi yok burada. Bunu bir defa siliyorum. Bu bitti, gitti. Tamam. Onu şeyimize getirdik buraya. Bunu şu olarak çıkardık. Şimdi bakın, önce yarım kesit yapalım. Nasıl yapacağız? Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Bunu tıkladıktan sonra önce tabii tek bir görünüş kaldığı için burada birden fazla görünüş de olabilir. Hangi görünüşten düzlem geçireceksin de onu tıklıyorsun. Sonra bir A geliyor arkadaşlar. Şimdi ilk etapta yarım kesit alacağım ama teknik resmin temel bir kuralı var. Nedir? Okun arka tarafı atıyoruz. Şimdi okun arka tarafı atmak demek, ben şu dörtte birinin burunu kesmem lazım ki, bak derin bir tanesi kesiyorum, iki tanesi kesemiyorum. Dikkat, işte o yüzden yarım kesit burada biraz böyle şüpheli diye yapıyorum. Sadece şeyde söyleyeyim, ölçülendirmede oraya üç tane yazmakla belki kurtarabileceğiz. Bunun yarım kesitli aldığımızda ancak öyle kurtarabileceğiz. Ha, iç tarafını bilemiyoruz. Şimdi iç tarafına bakacağız. O yüzden yarım kesit yapabilmek için şurada yaparım. Bakın, doğrusunu yapalım. Sonra yanlışına gidelim arkadaşlar. Bakın ha, ne yapıyorum? Şöyle istersen tekrar geleyim. Bakın, kesite girdim. Kesit düzlemini tıkladım. Tıkladım. Tıklanmadı. Geldim tekrar. Tıkladım. Ok geldi. Hiçbir şey tıklamadan merkezimize gelip oraya bir şöyle kitletme yapıyorum arkadaşlar. Oradan aşağı doğru çekiyorum ben şöyle. Bakın, hiçbir şey tıklamıyorum. Ve eğer oraya tıklarsam oradan itibaren kesileceğim. Buradan başlamak istiyorum. O zaman buraya tıklıyorum arkadaşlar. Bir gidiyorum. Sonra merkeze gidiyorum. İki, oraya tıklıyorum. Üçüncüsü aşağı bir yere çıkıyorum arkadaşlar. Üç diyorum. Arkadaşlar, yapacağım başka bir şey olmadığı için buradan okey diyorum arkadaşlar. Bakın, şunu basmıyorum. Bekleyin, onu göstereceğim size. Ondan sonra buraya tıklıyorum arkadaşlar. Ve bir anda şuna geliyor. Diyor ki ben, diyor, bu kesiti buraya mı yapacağım diyor. Buraya mı yap? Her ikisi doğru arkadaşlar. Buraya da getirebilirsiniz. Buraya da getirebilirsiniz. Ha, buraya getirsek taşıyacağız. Önemlidir. Buraya da getirebilirsiniz. Buraya da getirebilirsiniz. Biz ilk ana görüşü buraya yaptığımız için burası da olabilir arkadaşlar. Burası da olabilir. Hiç önemli değil. Kesitteki kurallara göre her ikisi de olabilir. Niye? Bakın, kesit düzlemimiz doğru. Şunu tıklıyorum arkadaşlar. Burada okey diyerek buradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi yarım kesit aldıktan sonra benim aslında kesit almış olduğum yerde diğer okumuz da şöyle olması lazım iken, maalesef hemen hemen tüm çizim programlarında bu kesit düzlemindeki oklar kurallar çerçevesinde konamıyor arkadaşlar. Ama bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu, ben biliyorum çünkü. Diyorum ki arkadaş bak, burada bir okumuz var. Bu okun arka tarafına şu dörtte bir olan kısmı atıldı ve buradan ben baktım ve buraya çizdim diyorsunuz. Şimdi bunu aldıktan sonra bunu alıp delet yapabildiğiniz zaman, bakın delet yapıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Otomatikman gitti. O zaman ben bunu delete yapamam. Niye? Çünkü buna bağlı olan bir parça. O zaman bunu arkadaşlar, eğer tek görünüşlü ifade edilebilecekse bunu resim dışına almam lazım. Yani benim tek resimde çıkmaması için, bakın SolidWorks'e bunu gizleyebiliyorum ama bunda gizleme şansımız yok arkadaşlar. Geliyor bu şöyle. Buraya uygun bir yere getiriyorum arkadaşlar. Tamam. Bak, şurada A2 bir. Artık bu benim işime yaramaz. Çünkü öyle bir şey yok. Yani düzlem yok. Bitti. Bu bir yarım kesit dedim, aldım. Dikkat. Yarım kesit aldıktan sonra değerli arkadaşlar, bakın şurada var ya, şu ortadaki şu çizgim var ya, kesidimi çizdiğim için orada bir çizgi oluştu. Ama bakın, bu kesitimizdeki o çizgimi ben düzeltemiyorum. Çünkü parçamı kesmiş gibi kabul etti. İşte burada teknik resmi, ben bu düzeltmeleri ne yapacağım arkadaşlar? AutoCAD'e göndereceğim. Burada her şeyi yapamıyoruz. Ha, burada yapacağım ne var? Bak, şuraya bir eksen atacağım ben. Eksenimi geliyorum şuraya arkadaşlar. Ekseni diyorum ki buradan şuraya bir at diyorum. Buraya attım. Ama aynı eksen burada da var. Doğru mu? Pardon. Orada değil. Yani şöyle. Aynı eksen aslında buradan da geçiyor. Doğru mu? Ama yarım olduğu için arkadaşlar şuna eksen gösteremiyorum. İşte bunu AutoCAD'de atmanız lazım. AutoCAD'de bunu silerek orada halletmeniz lazım. Şimdi isterseniz bu şey dedi de AutoCAD'e nasıl atılıyor onu da gösteririm size. Bunu aldınız. Bitti. Artık bundan sonra ölçülendirme kaldı. Ama bakın, burası hala bir problem. Burası düzeltme şansınız yok. Şimdi gelin buradaki benim 0,5 gözüken yerde acaba sizde nasıl değiştirebiliriz, ona bir bakın.
Şimdi değerli arkadaşlar, Document Center'in içerisindeki, şunları bir kapatalım istersen. Document Center'in içerisinde bir tıklıyorsunuz. Tamam. Şimdi öncelikle gelin şu aşağıda, veya ondan önce birkaç ölçülendirme yapalım. Bir önceki derste ölçülendirme nasıl yapmıştık arkadaşlar? Şunu da yapmıştık değil mi? Yani bunun içerisinde hepsi var ama bu otomatik ölçülendirmeydi. Bunu aldık. Efendim dedik ki bu dıştan bu dışa efendim ölçülendiriyor dedim. Tamam. Bakın milimetre bazında gözüküyor. Şu alakası göstermemesi lazım değil mi? Efendim işte burada efendim burasını diyorum ki bakın şöyle gelmiyor. Bana oynatmıyor. Şöyle geldi. Ondan sonra bu resim tabii düzeltmem lazım. Mesela bir resmi düzeltmek için ne yapıyoruz? Detaylı açıklayacağım arkadaşlar. Sadece belirli bir düzenlemeler, o düzenlemeleri gösterebilmem için buraya girdim ben. Yoksa bunların hepsini anlatacağım size. Şimdi diyelim ki şuradaki 68 veya şuradaki değeri ben değiştireceğim. Dikkat edin. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladığımda bana şöyle bir ifade geliyor. Dikkat edin. Küçüktür, büyüktür başına ve yanan bir kursör hareketi var gördüğünüz gibi. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buradaki bu sayının virgülden sonra kaç basamak olacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kaç basamak olacağını? Bir basamak, iki basamak neyse bunu ayarlayabiliyorsunuz. Benim şu anda öyle bir şeyim olmadığı için burada bunu teke düşürebilirim. Tamam mı? Efendim alternatif dediğimiz iç cinsinin bir anda yazabiliyor. Dikkat, dikkat. Burada bir resim kuralı anlatıyorum. Dikkat. Eğer aynı resimde birden fazla yani hem milimetre hem inç varsa ikinci ölçümüz köşeli parantez içerisine alır. Bu bir ISO standardıdır. Bu bir AŞME standardıdır. Yani siz teknik resimde köşeli parantez içerisinde bir ölçü varsa biri milimetre bazındadır arkadaşlar. Öbürküsü demek size parantez içinde ek verilmiş demektir. Ha, bunun için verilebilir. Bu farklı bir amaçla, farklı bir mantıkla vermiş olabilir. Başına çap işareti koyacağım. Çünkü çap yok. Dikkat edin. Kursörüm yanıp yanıyor. Söndüğü yerde değil. Ne yapıyorum? Başına getiriyorum arkadaşlar. Buraya gelip çap işareti yerleştiriyorum. Bakın çap işareti geldi. Tamam. Ve bunu okeyliyorum. Şurasında bunlar hepsini size dediğiniz gibi anlatacağım arkadaşlar. Bunlar hepsini size anlatacağım. Buna okeyliyorum. Okeyliyorum. Dedim şunu mesela sileceğim. Bu 68, 78 olacak. Bunu tıklıyorum arkadaşlar. Bakın silerken arkadaşlar şu küçük ve büyük bir ifadesini geldikten sonra şunu yaptığınızda aslında sildi şu anda. Bakın sildim. Sadece burayı 78 yazıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Ve okeyliyorum arkadaşlar. Enter'a basıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Dikkat. 78'e dönüştürerek burası 78 olmaz. Ne demek? Yani şu hala ilk çizdiğim 68'di. Şimdi diyeceksiniz ki hocam hani solid'de şeydi. Hayır solid'de de aynısını yapmıyor. Solid'de ne yapıyordu? Eğer siz skeçten çizmiş olduğunuz öğüyü buraya getirirseniz buradan katı modele, katı modelden buraya geçiş yapabiliyordum. Ancak SolidWorks'te teknik resim sayfasını sizin ölçülendirdiğiniz ne yapıyordu? Daha gri bir renk gösteriyor, öbür tarafa geçemiyorsun. Yani aynı mantık. Ama ben öbür tarafta yani katıda yapmış olduğum her değişiklik buraya otomatikman ne yapıyor arkadaşlar? Yapıyor. Şimdi buraya bir bakın arkadaşlar. Şimdi bunu niçin anlatıyorum? Bir, şuradan itibaren hızlı bir şekilde anlatayım. Bir, arkadaşlar font yani ben şu yazı fontunu değiştirmek istiyorum. O zaman buradan yapacağım. Bak nereden girdik buna? Bunu aynı zamanda properties'ten giriyorsun. Properties genel bir ifade arkadaşlar. Yani şuradan properties dediğimiz anda itibaren bakın properties grafiğe geldiği zaman burası aslında orası. Tamam? Burası. Burası o komple ilk yap bunu bir ayar yaptığınız zaman tüm resim için geçerli ama burası sadece bu resim için geçerli. Ben bu resimde bazı değişiklik yapmak istiyorum. Bir tanesi bunu tıkladım. Arkadaşlar tıklıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz iki defa. Ya yazı ne olacak? Town Leaves Roman mı olacak? Bak dikkat edin. Height bakın buraya tekabül ediyor. Dimension bakın buraya tekabül ediyor. Tamam mı? Yani buradaki şey otomatikman bu. Yani buraya açtığınızda aslında yapacağınız tüm değişiklikler aslında burada sırayla geleceğim olan değişikliklere gösteriyor arkadaşlar. Yani şey falan değil. Yani bakın burada birebir olarak ötüşür. Buradaki diğerlere dikkat edin arkadaşlar. Birebir olarak ötüşür. Yani atıyorum ben şimdi buna girdim ya iptal ettim. Bakın şuna geliyorum arkadaş. Bakın buraya geldim. İki defa tıklayalım. Pardon şuraya tıklıyorsunuz. Bakın aynı yer gelecek. Bakın şunu tıklıyorum. Bak şuradaki yere geliyorsunuz. İki defa tıklıyorsunuz. Bak hep aynı yere gelecek. Yani şuraya geldiğimizde efendim şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Bak aynı yere gelecek. Anlatabildim mi?
Şuradaki ifadelerin hepsi aslında şu andaki pencereye açılmış olan burada toplu olarak görüyorsun. O zaman bunları biraz bakalım. Neymiş bunlar? Misal. Arkadaş tavrimiz olan değil. Ben atıyorum termin olsun dediğimizde. Bakın termin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yazı ölçü yazılarına bir bakar mısınız? Bakın tıkladığımızda fark etmedi niye? Bakın hadi zaten ha. Terminal daha yeni geldi arkadaşlar. Terminal daha yeni. Terminal değişmedi. Terminal biraz farklı bir boyut ne yapalım? Şöyle bir toymaz sembol mu yapalım? Veya Arial mi yapalım? Şöyle hızlı bir yukarı çıkalım şöyle. Biraz da arkadaşlar Arial ar olsun bakalım. Okey diyorum şimdi. Bakın ne yaptı? Arial ara otomatikman değişti. Biraz da değiştirebilirsiniz. O demizden ki aynı fontmuş arkadaşlar. İşte black var mı bakayım? Ha black varmış. Bak Arial black olsun. Okey diyorum arkadaşlar. Okeylediğiniz zaman da böyle gösterebiliyor. Yani bizim için aslında tavlimiz roman ne yapıyor arkadaşlar? En mantıklı. Burayı yazdığımızda gelmiyor arkadaşlar. Bulacaksınız. Maalesef o zamanla bunlar herhalde değişecek. Tamam. Yazı büyüklüğüne dikkat edin. Bizim genelde teknik isimde A4, A3'e kadar 3.5 idealdir arkadaşlar. 3.5 idealdir. Onu seçebilirsiniz. Okey diyoruz arkadaşlar. Bakın ha küçük oldu. Yani şimdi biz tabii bu ağaç geldi. Küçük oldu. Demek biraz daha değiştireceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? Herhangi birisinin gibi fark etmez. Çünkü yine aynı yere gideceğim. O zaman 5'i seçeceğim arkadaşlar. Hocam ben 5.5 yapacağım. Ya o fırsatın yok. Tamam. Hocam hala milimetre var. Dur bakayım ya. Yavaş yavaş bakacağız yani. Geleceğiz arkadaşlar. Bakın 1 milimetre önemli. Virgülden sonra 2 basamak tamam. O da bir. Açıda virgül tamam. Okey. Bu şey arkadaşlar, şimdi tolerans girmedim ama tolerans da girseydim. Bir dakika, hemen şurada bir ölçü daha yapmam lazım. Şu birimlerden onu gösterebilmem için. Hemen bir dimension yapalım arkadaşlar. Size şuraya bir ölçülendirelim. Biri burada, biri buradan dedik. Şöyle bir ölçülendirelim. Bir tane de tolerans için ölçülendirmek istiyorum arkadaşlar. Biri buradan ölçülendirelim, biri buradan ölçülendirelim. Geldik. Bakın buraya geldim. Şimdi bunu tıklıyorum ve diyorum ki kardeşim senin benim artı eksi 0.10 olsun diyorum. Okey diyorum. Bakın şu anda toleransımız da arttı. Tamam mı? Toleransımız da ne yaptık arkadaşlar? Buraya yerleştirdik. Şimdi tekrar buraya giriyorum. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Display letter zeros dediğimiz şuraya dikkat edin arkadaşlar. Aha yok. Burada küçük değer yok. Eğer 0,034 olsaydı onu göstermeyeceğim. Misal şu display screening 0 dediğimiz tıkladığımız anda itibaren ve OK dediğimiz anda itibaren virgülden sonra evet şu virgülden sonra 0,0'lar olan vardı ya arkadaşlar onlar yok oldu. Bakın tekrar gösteriyorum oraya. Bakın tekrar gösteriyorum. Hadi gel şuraya. Bakın tekrar gösteriyorum. Bak bunu tıkladığımda OK dediğimiz anda hadi gel. Tıkladım OK dedim. Dikkat edin. 0,0'lar geldi doğru mu? Evet, eğer bu başında sıfır küsuratlı bir küçük bir sayı olsaydı, bakın kendiniz yazdığınız değil, bunun ölçülendirdiğiniz bir ölçü için söylüyorum arkadaşlar, tamam? Yani mesela şu 78'e geliyorum ben, 78'i virgül 0,0 yazalım bakalım, bunu yapıyor mu? 78,0,0 yazalım bakalım. Şimdi bunu yapıyor mu bakalım arkadaşlar. Ben şunu 0'ya kapattım, okeyledim arkadaşlar, gördünüz mü? Yani hariçten yan sayılar değil. Kendi ölçüsünü aldığı kısımda eğer şuradaki çok küçük bir değer varsa 0, onu yok ediyor arkadaşlar. Tamam. Veya işte bakın şu andaki şeyi yaptı. Bunu tekrar giriyorum buraya. Yani sağ tuşa yaparsınız da iki defa tuşla yazsınız da buraya açarsınız. O zaman bu kalsın. Bakın sonuçta şu milimetre bizim canımızı sıkıyordu değil mi? Evet milimetre istemiyorum arkadaşım diyorum. Bakın milimetre istemiyorum diyorum. Okey diyorum. Milimetre de yok. Tamam. Ki olmaz zaten. Yani makineciler teknik resimde ölçü yazılmaz. Makinenin ana ölçüsü milimetredir. Bu bir temeldir arkadaşlar. Tamam mı? Evet yine devam ediyorum. Sağ tıkladım. Sağ tuşu tıkladım bu sefer. Evet yazım. Line burada şimdi dikkat edin arkadaşlar. 05071 var. Tamam mı? Yani her birisinin PDF çıktı alabilirsin. Belki görünüşte ekran kartından dolayı şu anda mesela burada net gözüküyor ya. Bu birden net gözüküyor. Mesela şurada biraz ilci diyelim arkadaşlar veya biraz orta dediğimizde. İşte bizim için teknik isim ideali olan bu arkadaşlar. Tamam mı? 0.25, 0.35 dediğim anda itibaren. Evet şimdi diyeceksiniz ki ya hocam hani bu çizgi kanıtları efendim şey olacaktı. Bakın bir PDF alalım arkadaşlar. Bir alalım bakalım PDF'e.
Masa üstüne de pide uledir alsın bakalım. Ne yapacakmış? Bakalım. Nereye attı? Evet, şuraya attı. Bakalım şimdi burada. Biraz büyütelim. Gördünüz mü? Yani biraz daha ne yaptı arkadaşlar? Bu 0,5'tir burada gösterdi. Çıktı da gözükmüyor. O zaman arkadaşlar demin yaptığım gibi 1 ile kapatacaksınız. Tamam. Bakın aradaki şeyi gördünüz mü? Yani çıktısını şu anda alamadığım için belki ekran kartından da kaynaklanabilir. Bakın bunu PDF'e döktüğünüz zaman ne yapıyor arkadaşlar? Hatta dursun o. Mesela bunu bir tane de şu anda yine sağa tıkladım. Bakın lap diye girdi. Mesela şunu bir diyelim ben şuna. Mesela en kalın olsun işte. Şurada olsun mesela. Hemen bunu PDF'e dönüştürüyorum. Bakın ekranda net olarak gözüküyor. Bakın PDF'e dönüştürüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Adı da yürütük 1 olsun bu da. Şurada 1 olsun. 11 yazmışız. Önemli değil. Masa üstüne geçiyorum. 11 olan hangisiymiş? 11 olan bu. Şimdi bunu aldığımızda bakın PDF açıldı direkt gösteriyor. Ama bunu çıktı nasıl yaptı? Çıktı olduğu zaman nasıl gözüküyor? Onu bakmanız lazım arkadaşlar. Çok kalınsa 0,5'i deneyin. Yani o şu anda sizin denedikten sonra ortaya çıkacak olan şeydir arkadaşlar. Tamam? Evet. Buradan da başladık. Şimdi eğer bakın burada o ayarlarsınız. Hangisini istiyorsanız bunu ayarlarsınız. Ya şu display line white dediği işte çizgi donatır göster gösterme. Bakın okeyliyorum. Okeylediğimizde bakın çizgi donatır göstermiyor burada. Tamam. Ya hocam ben 0,5 yapıyorum ama çizgi kalınlıklarım benim gözükmüyor. Niye? Bakın burada no'ya geçtiniz mi? Bak no'ya geçti burada. Niye? Ayşe buradaki sağa tıkladım. Bakın gelirmez. No'ya işaret. Bunu tıkladığımızda arkadaşlar okeyledim arkadaşlar. Şimdi okeylediğiniz zaman gelecek. Bekleyin. Ekran kartından kaynaklanan bir şey olabilir. İşte bu gördüğünüz gibi işte bak biraz büyüttüğü zaman geliyor da ekran kartınızın şeysine bağlı. Benim de ekran kartı demek o zaman neymiş mi bu? Kaçmış bu? Bakayım. Bir yapacağım o zaman. Bak burası bile işlemiyor. Arkadaşlar demek birlik ancak kurtarıyormuş yani. Benim ekran kartım göstermesi bir de ancak gösterebiliyorum. Biraz büyüttükten sonra gösterebiliyorum. Belki de daha farklı olabilir. O yüzden ben burasını çok kalın değil de kalın desem de gösterecek var. Evet, burada kalsın o zaman. Kaçmış o? 0,7 mi? Bakalım. 0,7'miş mi? 0, evet 0,7. Bu kalsın. Tamam. Aynısı oldu. Evet. Şu andaki genel bir tanıtım kısmını buraya kadar anlattım arkadaşlar. Bundan sonra dediğimiz gibi görünüşleri çıkaracağız, ölçülendirme yapacağız. Bu parça tek görünüşte ifade ediliyor. Tek görünüşte ifade edildiği için misal ben bunun şu çapını bak şunu da anlatayım ondan sonra diğer sayfaya geçeyim. Şimdi değerli arkadaşlar bak ben burasını silmem lazım. Bu bir. İki. Ben bunu ölçülendireceğim zaman bak şu değerimizi şuradan alıp şöyle ölçülendiremem. Bu yanlış bir ölçülendirme. Yani şuna tıkladığımızda arkadaşlar bu bir yanlış ölçü. Şurada biraz çekelim şunu. Şunu alalım arkadaşlar şöyle. Şunu da alalım arkadaşlar kadar. Tamam mı? Bu ölçülendirme olmaz. Çünkü kesit aldığınız zaman ekseni geçecek şekilde olacak. Yani lider olacak. Ama bunu burada yapamıyorsun. Burada yapamadığımız için arkadaşlar bunu ne yapmamız lazım? Bu tarafa teknik resim atmamız lazım. Dikkat. Teknik resimi atabilmeniz için bunu tamam mı? Bunu teknik resim atabilmeniz için bak buradakini de yok o yapmaması lazım da şu anda ekran görüntüsünden kaynak. Bunu PDF'e dönüştürdüğüm anda önce PDF'e bir dönüştüreyim arkadaşlar da. Efendim tamam bunu da bir şey alsın. Şu çizgi kalınlıklara yani ölçü çizgisine kalınlık gibi gördüm de değil. Tamam değil. Yani öyle bir şeyimiz yok. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar buraya geçiyorum ben. Pekala bunu teknik resime nasıl atacağım? Yani OTKT nasıl atacağım? Dikkat. OTKT atabilmek için output DVG geleceksin. Bunu tıklayacaksın. Buna değil. Eğer AutoCAD DVG ile atacak iseniz arkadaşlar orada düzenleme yapamazsınız. Yani bir resim olarak atar. Eğer ben düzenlemek istiyorum der iseniz buraya geleceksin simplify. Yani basitleştireceğiz. Yani orada ne yapacağız arkadaşlar? Düzenleme yapacağız. Buraya çevireceksin. Ondan sonra bunu okey basıp size bir isim verecek. Adı ne diyelim? DNM. DNMMM diyelim ve kaydediyorum arkadaşlar. Tamam. Sonra o denemeye geleceğiz. Bakın. Deneme ne deneme deneme. Bunu çift tıklarsak herhalde girer düşünüyorum.
Bakın çift tıkladık. Bende o teket eski vardı ama. 2018 var. Daha sonra eğer zaman olur, öğrenme niyetiniz olursa AutoCAD'de iki boyutlu çizilmiş olan bir parçanın Fusion 360'a dönüştürüp onu katı modele efendim, dönüştürmek vesaire. İşte burada bakın düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela export yapacağım, sileceğim. Aa siliyorum işte arkadaşlar. Geliyorum şuraya, siliyorum, bitti. Geliyorum, siliyorum işte burada, bitti. Tamam, silme işlemleri burada yapıyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Ama orada yapmış olduğumuz 0.5'ler bakın burada gitti. Evet, buraya almıyormuş demek 0.5'leri. Burada almıyor. Oradaki ufak tefek işte o zaman buradaki ana çizgileri ne yapacaksınız? Önce ölçülendirmeleri layer yapacaksınız. Ondan sonra diğerini de şey yaparak siz söyleyin layer arkadaşlar kalınlık atmasını yapacaksınız ki o teket konusu. Ondan sonra ölçülendirme vesaire efendim burada rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Halledebilirsiniz. Evet. Şimdiki videomu atayım. Ama ve lakin bunu hemen onu da anlatayım. Ama ve lakin bunu eğer siz şunu yapıp AutoCAD buradan atın ve adı da yandın oğlum diyelim, yandın diyelim, yandın diyelim, yandın diye atarsa bakın şu anda yandını nerede yandın? Yandın, yandın. Yandını tıklıyorum arkadaşlar. Gelecek şimdi yandın. Tamam mı? Bana bir şey verecek. Arkadaşlar ne silebilirsiniz ne düzenleyebilirsiniz. Bakın geldik. Sildiğimizde otomatikten gider. Çünkü resim olarak alır. Uyarı. Tamam mı? Evet. Görüşmek dileğiyle diğer videolara devam ediyoruz.